Arkadaşlar merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Sizlere bugün hazır motivasyon videoları kullanaraktan ChatGPT'ye de motivasyon yazısı yazdırıp bunları nasıl CapCut'ta render alacağımızı göstereceğim. Motivasyon videoları ölmeyecek bir platform. Yani herkesin bir şekilde motivasyon ihtiyacı var. Hele zaten bizim ülkemizde ve şu durumda müthiş bir derecede motivasyona ihtiyacımız var. Ve bu sebeple kısa sürede iğme yakalayacağınızı ben öngörüyorum. Ve nasıl olur bunu da sizlere göstereceğim. Ayrıca de ücretsiz nasıl videoları bulacağınızı da göstereceğim. Daha önceki videolarımdan da sizlere göstermiş olduğum 80 bin adet hazır shorts videolarım da var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim nasıl yapacağımıza. Öncelikle chat girdim. Motivasyon, motivasyon yazısı yaz. Eğer ki bir motivasyon konusu hakkında mesela aklıma gelmiyor işte sevgi olur, aşk olur, para olur, sağlık olur, hayat olur vesaire. Yani öyle bir cümleler başlık kurmadan sadece motivasyon yazısı yaz dedim. Bakalım ne diyecek. Hayat her zaman bir amacınız olmalıdır. Bu amacı belirlemek ve ona ulaşmak için motivasyonumuzu her gün canlı tutmalıyız. Unutmayın ki motivasyon olmadan başarı gelmez. Mesela bakın çok güzel bir 5-6 paragraflık bir motivasyon yazısı yazdı bana. İlk paragrafımı aldım. Şimdi bunu Eleven Labs'de kullanacağım. Seslendirme de yapalım. Eleven Labs'e girdim. Bu sesimi direk indiriyorum. Şuradan öncelikle sesi kısayım. Hatta şu chat GPT de Eleven Labs'in yanına koydum. Yolumuza karşımızda engelleri fırsatlara dönüştürmek filan. Şimdi iki tane yazımızı aldım. Bu tamam okey herhalde. 21 saniyemiş. Güzel. Bir tanesi indi. İkinciyi de indiriyorum. Yaklaşık 40 saniyelik bir motivasyon videomuz hazır. Yani daha sesimiz hazır. Videomuz demeyeyim. Şimdi en son dediğim gibi tekrardan sizlere nasıl stok video ve e, müzik telifsiz bulunur. Onları da göstereceğim. Dediğim gibi bendeki hazır video taslaklarından kullanacağım. Direkt bakın motivasyon için şöyle bir görsele oynayalım biraz şurada bin tane videonun arasında şöyle biraz ortalara geleyim değil mi o kadar zor ki seçmek sonra dur kep kata açayım direkt onun içine atayım Hemen öyle yapayım. Bakın şu mesela orman alanlık güzel. Şunu şöyle bir kenara koyayım, küçülteyim. Şunu alacağım. Sebebini bilmiyorum ama 10 saniye burada 40 saniye 4 tane video alabilirim. Şunu alayım. Bakın bu güzel. 18 27 devam. bir tane daha alacağım. Ondan sonrasını kısarım. Aa şunu alayım bir daha. Tamam. Şöyle de koydum. Bak şimdi bunların hepsini attım buraya böyle bu şekilde. Geldi mi? Hepsi gelmemiş herhalde. Heh. tamam Durun bakayım. Şöyle atayım. Bu mu kaldı? Tamam. Bunların hepsini seçip sağ tıklayıp sesi ayıkla diyorum çünkü bu sesleri bazen YouTube telif atabiliyor. Sesleri sildim, seslerleşim yok. Şimdi burada indirilenlere geldim. Şöyle hemen biraz dinleyeyim. Hayatta her zaman bir amacımız olmalı. Süper. Şunu biraz da ufaltayım. Aa, yetmemiş mesela. Bir tane daha atmam lazım ama şunu büyütebilirim ya. Hatta büyütmeyeyim. Bir tane daha şuraya koyayım. Bir saniye. Şunu alayım. Yine sesimi ayıkladım. Buraya kadar okey. Şimdi direkt bir tane ben de telifsiz bir müzik indirmiştim. Çok hoşuma gitten bir müzik var. Geçen de dinledim. Telif de yok müzikte. Direkt şunu da hop, kıstım buraya kadar. Ve müziğin desibelinde birazcık indirdim. Şimdi bir başlatalım. olmalıdır. Bu amacı belirlemek ve ona ulaşmak için motivasyonumuzu her gün canlı tutmalıyız. Çok güzel oldu. Şimdi buradan direkt isterseniz geçiş efekti isterseniz işte e, direkt çıkartma, filtre. Mesela filtrelerde en çok sevdiğimi hemen göstereyim. Şu Open filtresi süper direkt bunu çekebiliyorum üstüne. Biraz daha nostaljilik katıyor. Şimdi hemen altyazı, metin. Hemen altyazıyı da ekliyorum. Süper. Altyazı da geldi. Şuradaki birleri mesela hep yazıyla değiştirebilirsiniz. Pardon. Şöyle bir tutayım. Şablon. Bu değil. Bu nasıl? Şu iyi ya. Şunu seçeceğim. Hı. Hayatta her zaman bir amacımız olmalıdır. Bu amacı belirlemek ve ona ulaşmak için motivasyonumuzu her gün canlı tutmalıyız. Olay bu. I, o geldi, dışa aktar. Motiv diye de bir şey kaydettim. İşlem bu kadar. Şimdi bundan sonrası, bakın, ChatGPT'ye girdim, bana bu yazdığına karşılık youtube başlık ve hashtag yaz. motive olmak için güçlü ve etkili yöntemler hayalinize ulaşın. alın de bunlar direkt sizlere başlık ve hashtag'ini verdi. Bu bu kadar. Şimdi diyelim ki Pixabay'dan da müzik direkt bulabiliriz. İşte motivasyon müziği. Burlardan tıklayıp mesela hemen tıkla. Motivasyon müziklerini de buradan indirip yükleyebilirsiniz. Ayrı ekten buradan da motivasyon videoları bulabilirsiniz. Ücretsiz, telifsiz bir vaziyette buradan indirip direkt motivasyon videoları da kendiniz oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi hazır video kullanmak istemiyorsanız buradan da kendi videolarınızı indirip motivasyon kanalınızı oluşturabilirsiniz. Muhakkak ki 2024 yılına birer YouTuber olarak girmeniz dileğimle. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hayatta her zaman bir amacımız olmalıdır. Bu amacı belirlemek ve ona ulaşmak için motivasyonumuzu her gün canlı tutmalıyız. Unutmayalım ki motivasyon olmadan başarı gelmez. Başarı, azimle çalışmanın, zorlukların üstesinden gelmenin ve hayal kırıklıklarına rağmen pes etmemenin bir sonucudur. Yolumuzda karşımıza çıkacak engelleri fırsatlara dönüştürmek için güçlü bir iç motivasyona sahip olmalıyız. Her sabah uyandığımızda yeni bir günün getirdiği potansiyeli fark etmeliyiz. Bugün dünün bir tekrarı değil, yepyeni bir başlangıçtır. Geçmiş hataları geride bırakıp geleceğe odaklanmalı ve ileriye doğru adımlamalıyız.